Sahnedeki performansımızda artık cover şarkılar ağırlık almaya başlamıştı ve bizim biraz canımızı sıkmaya başladı. Kendi bestelerimizi çalamaz olmuştuk. Ama mesela şu ismi de söyleyebiliriz. Müzeyyen Senar, öyle bir şey yapılırsa atıyorum, rock projesi. Zaten çok sevdiğimiz bir insan kendisi. Nilüfer'in çıkarmış olduğu 12-13 düet albümü hakkında düşünceniz nedir? Güzel, başarılı bir iş. Güzel, rock grupları çok güzel yorumlamışlar. Ben seviyorum açıkçası. En çok sevdiğiniz bir Nilüfer şarkısını siz de o projede yer almak ister miydiniz? Mesela 14 çıksa, çünkü devamı gelecek galiba bunu. 84'ü görebilir miyiz orada? Valla şimdi aklıma gelmedi ama belki Tuna hatırlayabilir. Nilüfer'in sevdiği Haram Geceler belki. Eskiden çaldıklarımızdan. Vallahi bilmiyorum, cover artık işini gerçekten hepimiz uzaklaştık böyle, o yüzden aslında pek de şey noktasında değiliz. Değil mi? Çok öz yani çok özel erdemin dediği gibi öyle Müzeyyen Senar falan gibi hani büyük bir biraz daha seçici davranacaksınız galiba. Yani seçicilik hani o biraz yani şımarıklığa da girmek olmasın da hani açıkçası. Hani çok büyük bir isim için dediği gibi birinci sıraya koyabileceğimiz durumlar olabilir yani. Şimdi çok bahsettik Orhan Gencebay'dan. Dokunma video klibi YouTube gibi sosyal paylaşım sitelerinde de çok fazla tıklandı ve çok fazla izlendi. Çok da indirilen şarkılardan bir tanesiydi. Onu bir izleyelim video klibini, ardından sohbetimize devam edelim. facebook.com/tmbtv, twitter.com/tmbtv'den hemen bizi takip edin. 84 grubunun faili Meçhul Maxi single'ını imzalı olarak iki kişi kazanma şansını yakalayacak dakikalar sonra. Arkadaşlar, bir Hande Yener'le projeniz oldu. Rüya şarkısını seslendirdiniz. Yıllar önce bu şarkıyı ünlü grubu seslendiriyordu. Şimdi bu proje bize geldiğinde, biz dinlediğimizde birçok radyocu arkadaşımıza şunu sorduk kendi kendimize. Hande Yener'in çok başarılı eski şarkıları var ve 84'ün de başarılı şarkıları var. Niye Hande'nin veya 84'ün bir şarkısını buluşmadılar da ünlü grubun şarkısını buluştular? İyi soru. Ya aslında şey, bu proje bazında olduğu için öyle bir düşünceydi. Bu Polat'ın fikriydi zaten. Polat Yağcı'nın fikriydi. O yüzden hani bir proje olduğu için onu sorgulamayı işin açısı çok düşünmedik. Bir de şöyle bir şey vardı. Ünlü bizim zaten çok ciddi fanı olduğumuz bir gruptu. Rüya zaten çok sevdiğimiz ve çok Türkiye'de kült olmuş bir şarkıydı. O yüzden biz geldiğinde zaten hiç yadırgamadık hiçbirimiz projeyi. Hiçbirimiz direkt hemen kafadan tamamdır girelim dedik. Ki o dönem zaten Tayfun Ünlü'yle yani şarkının eserin sahibiyle zaten tanışma ve çalışma şansımız oldu. O da bunun yanında cabasıydı zaten. Orayı yargılamadık. O albümün içerisine zaten versiyonlar da eklendi. Sonrasında Sinan Akçıl'ın bir tane orada yeni bir şarkısı yapıldı. 84 Hande ortak, sonra Hande'nin versiyonu ve 84'ün versiyonu olarak. O çok farklı, değişik bir işti. Bizim orada hedeflediğimiz şey aslında sizin de planladığınız gibi bunu konserlere çevirdiğimizde Hande'nin 84 şarkıları söylemesi, 84'ün Hande şarkıları söyleyip böyle bir birlikte bir sahne yapılmayı planlanıyordu aslında. Ama o dönem işte ülke gündemi falan, o çok değişiklikler bilmem neler derken o proje biraz kaynamak zorunda kaldı. Senin sonucu ulaşmadı galiba. Yok, yapamadık tabii. Yani çünkü aslında amaç öyle 30-40 tane konser yapmaktı aslında, yani beraberce. Hande'ye biz çalıyor gibi olacaktık. Aslında Hande bizim vokalimiz gibi olacaktı. Peki Hande Yener fikri geldiğinde durup düşündünüz mü, yoksa hayır devam edelim dediniz mi? Nasıl buluyorsunuz Hande Yener'in ya Hande bizim duruşunu, müzikteki çok sesini ya da yaptığı projeleri? Valla bence Hande çok başarılı bir isim. İşini de çok güzel yapıyor. Biz çok heyecanlandık. Çok da zaten arkadaşımız. Çok eğlenceli geçti. Fotoğraf çekimleri, klip. İşte bir türlü netice eriştiremedik projeyi ama olsun. Bundan sonra belki yine bir yerde bir şey yapabiliriz Hande'yle. Bundan sonra böyle bir proje gelse yine prodüktörünüzden, Hande değil de başka kiminle bu işe imza atardınız? Ama zor bir soru aslında, çünkü bir rock grubunun ya bir de şahsına münhasır herkeste olur değil mi? Yani ya bir de zaten bir şeyi bir düşünmüyoruz zaten. Siz Hande Yener diye de hiç bu Hande Yener ismi, o yani Polat bize bunu sunmadan önce hiç düşünmedik açıkçası. Hande Yener'le bir şeyler yapar mıyız falan diye. O yüzden yine de yani düşünmediğimiz için herhalde yine olursa, öyle bir isim önerilirse sadece işte aramızda hani olur mu bu isim, olmaz mı, yapar mıyız, altından kalkabilir miyiz mi diye bir konuşuruz. Ona göre devam ederiz ya da yapmayız. Herhalde ama bir şey benim aklımda yok yani. Güzel. Şu peki fikirleri ortak alıyorsunuz. Çakıştığınız noktada olduğunda nasıl doğru karara varıyorsunuz? Sopayla.
Yani şey zaten aslında mantıklı olan bir şey, sadece ilk heyecanla insanlar yanlış kararlar alabiliyorlar genelde. O 20'li yaşlarda onu daha fazla yaşıyorduk. Ama artık 30 sınırını geçtikten sonra herkes daha dingin ve daha mantıklı düşünmeye ve daha sakin olmaya başladı. Şimdilerde hepimiz bir fikri ortaya atarken ya da onu savunurken aslında daha sakin ve daha işte güvenli bir zihin yapısında olunca hep beraber düşünüp mesela birisi yanlış bir şey mi söyledi, diğerleri neden olamayacağını anlatıyor. Birisi mantıklı bir şey söylediyse onun neden olamayacağını tartışıp eğer bir noktada çıkmadıysa evet şu an için en mantıklı fikir bu ve bu ve bunu uygulayalım deyip sonra yine de kendimize güvenmeyip duygusal düşünebileceğimizi düşünerekten menajerimize, şirketimize ve ekibimize danışıyoruz. Hep beraber. Yani çünkü yanlış yapma şeyimiz, şansımız çok az. Gerçekten de çünkü yani bayağı pamuk ipliğinde gidiyor aslında bu işler. Sanıldığı gibi öyle çok kolay değil. O yüzden böyle yanlış yapma riskini en aza indirgemek için olabildiğince eleme sürecinden geçirip bir fikri uygularken herkes de bunun bilincinde olduğundan kimse zaten fevri bir karar alıp bir anda hani gemileri yakmayı düşünmüyor yani. Hayır benim fikrim olsun, hayır şöyle olsun falan gibi. İstikrarlı bir grubumuz. Bundan yaklaşık birkaç yıl önce gruptan ayrılan biri oldu. Farklı biri geldi. Birkaç yıl değil, 2004'teydi. Grup kurulduğunda yani albümümüz yoktu daha zaten. Albüm yok yani. Yok tabii tabii. O zaman... Yalnız bilgiler... O kağıdı sen atsana onu. O kağıtla bir sıkıntı bilgiler var. Bilgiler yanlış. Peki, Rahmetli'den yeni eleman aldık belki. Onunla alakalıdıracağım. Onu da bilmiyor olabilirsin. Çünkü daha yeni girdi gruba birisi. Bir klavyeci aldık gruba. Artık ekstra bir müzisyen arkadaşımız bize eşlik edecek. Ama grup 4 kişi. Böyle devam edecek. Evet, böyle devam edin. Çünkü rock müziğe baktığımızda grup olarak çıkıp daha sonraki yıllarda, bu nedendir bilinmez ama 2-3 albüm sonrasında bir solo albümler çıkıyor. 84'te bunu hiçbir zaman görmedik. Son dönemleri zaten rock müzikte ciddi bir sıçrama oldu. Siz de bunun farkındasınızdır. Yeterli değeri görüyor musunuz Türkiye müziğinde? 84 olarak mı? Yok, rock müzik olarak. Ya çünkü bakıldığında bir gerçek var. Pop müzik daha çok seviliyor. Ardından bir arabesk müzik akımı var. İşte türkü, rock müzik böyle devam ediyor. Rock müzik son 2-3 yılda işte grupların daha çok artması, işte dizilerde rock müzik sanatçılarına, gruplarına yer verilmesi biraz daha bir kademeye çıkarttı rock müziğini diye düşünüyorum ben. Bence hala kitlesi çok az rock müzik dinleyicisinin. Bana öyle geliyor. Yani bir pop müzik kadar değil. Peki bunu nasıl üste çıkartabilirsiniz 84 olarak? Yani aslında şimdi biraz da eğri oturup doğru konuşmak lazım. Biz de çok böyle %100 rock yapan bir grup değiliz aslında. Hani rock kadar içinde pop öğeler de barındıran, arabesk öğeler de barındıran bir müzik yapıyoruz aslında. Hani yani sadece hani rock müzik enstrümanlarını kullanıyoruz. Öyle gerçekten de bir %100 rock müzik yaptığımızı söyleyemiyoruz. Zaten hiçbir zaman da bunu savunmuyoruz ama hani gerçekten hani bu rock müziğin gelişmesi için bence hani gruplardan çok birazcık seyircinin, dinleyici kitlesinin araştırarak, gerçekten rock müziğin kültürünü öğrenerek, belki televizyonların da biraz daha sert şarkılara da yer vererek. Peki sahnede tarzınızın dışında şarkı okuyor musunuz? İşte arabesk olsun ama hiç bozmadan. Kendi tarzınızda değil de hani böyle ay yok daha falan. Ya şey yaptık zaten, playlistimizden olabildiğince çıkardık coverları. Sadece Dokunmayı, Rüyayı ve bizimle özdeşleşmiş bir şarkı Masum Değiliz'i bıraktık. 3 tane cover şarkı çalıyoruz. Onun dışında çok fazla girmiyoruz. Bir Aşık Veysel çalıyorduk. Ara sıra yine havamız olduğu zaman çalıyoruz. Çok seviyoruz çünkü. Bir telefon konuşmasına şahit oldum şeydi. Menajerimiz bir arkadaşıyla konuşuyordu. İşte 3 Mayıs'ta bizim İstanbul'da, Garaj İstanbul'da lansman konserimiz var. Fail Meçhul albümünü tanıtacağız. 26 yaşında bir bayan işte 84'e davet ediyor. İşte ya ben artık yaşlandım diyor. Çok gürültülü onlar diyor. Tamam yani öyle bir algı var. Erdem tam aslında tersini anlatıyor. Onu anlatmak lazım. Yani bizim şu anda özellikle şu anda yaptığımız müzik tarzı, tabii ki gitar kullanıyoruz, bir şey yapıyoruz ama yani insanları gitarın sesi açık olsa bile rahatsız edecek bir ses değil. Sesleri de düzgün bir şekilde. Aslında çok güzel bir şeye değindin az önce aslında. Rock müzik yapmak, gürültülü müzik yapmak değil galiba. Tabii. Değil mi? Onu şarkının sertliği, şarkının kendi özünde, kendi sözünde bile olabilir sertlik. Yani anlatabildim mi? Bazı Sezen Aksu'nun şarkısı vardır. Gerçekten çok sert. Yani size çarpar tokat gibi. Hani bir rock, illa gitarla onu vermek zorunda değilsiniz o sertliği.
sözle de verebilirsiniz, herhangi bir şeyle de, armoniyle de verebilirsiniz. Yok ya, 84-2005 yılında hayatımıza bir girdi. Zor da çıkacak galiba arkadaşlar. Yani ben uzun yıllardır hem radyo programı yapıyorum hem de televizyon yapıyorum. Gerçekten çok iyi işlere imza atıyorsunuz. Bu bir gerçek. Aralarda belki hani böyle hani söyle, çok söyle. Fazla hani popüler olmayan şeyler olabilir, hani projeler olabilir ama sonuca bakıldığında hani sonuca odaklı olmak gerekiyor. Sonuçta çok iyi işler var. İşte bir Hande Yener projesi olsun 84'le, bir Orhan Gencebay projeniz olsun. İlk albümünüz zaten sizi tüm Türkiye'ye ciddi anlamda tanıtan bir projeydi. Bundan sonra da gelecektir diye düşünüyorum. Bizim radyo müzikte de çok fazla son dönemde çaldığımız bir şarkının video klibini izleyelim. Kendime yalan söyledim. Bu arada hemen hatırlatalım. Radyo müzik tüm Türkiye'de yayında ve enerji veren şarkılarla sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. İstanbul ve Bursa'da 97.6, Ankara'da 97.7, İzmir'de 91.5 ve Antalya'da da 88 frekansındayız. www.radyomuzik.com adresini ziyaret ederek de frekanslarımızı, diğer illerdeki frekanslarımızı öğrenebilirsiniz. Şimdi TMB TV ekranlarında Kendime Yalan Söylediğim video klibi geliyor. Sonrasında hiçbir yere ayrılmayın çünkü iki izleyicimiz 84'ün imzalı maxi single'ını kazanacak. Ayrılmayın. Facebook ve Twitter'da TMB TV olarak bizi takip alın. Dakikalar sonra grup üyelerinden Okan'ın soracağı soruyu doğru cevaplayan ilk iki izleyicimiz Faili Meçhul isimli maxi single'ını imzalı olarak kazanacak 84 grubundan. Müzikte sizce bayan mı erkek mi daha çok avantajlı? Oo, sert soru. Vurdu, gol oldu. Biz hayır soru soracağız diye beklerken bir anda. Yani hiçbir fark yok bence. Yani hani bu, ama son dönem bayağı da kalktı aradan. Hani eskiden bazı inanışlar vardı, işte bayanların şansı daha yüksek diye, çünkü fiziksel özellikleri dolayısıyla. Da artık gerçekten dünya müziğinde de Türkiye'de de beste ve şarkı önemli hale geldi. Artık şarkınız iyiyse tipiniz, gözünüz, kulağınız, burnunuz, hiçbir şeyin aslında önemi yok. Kayıdın, mixin, mastering'in bile bir önemi yok. Sadece akustik bir gitarla, bir piyanoyla belki de düzgün bir şarkıyı söylemek, iyi bir vokalle, iyi bir şarkıcılıkla, iyi bir yorumculukla hatta. O bile yeterli. Böyle onun için o avantajlar artık kalktı. Çok seviniyoruz o yüzden de yani. Artık herkes aslında eşit diyebiliriz birçok noktada. Kendinize güvenmiyor musun peki hani görüntü olarak? Hani kalktı ya, avantajı çok şey dediniz ya. Biz çok şeylere bakmıyoruz. Ben başka bir şey için söylemiştim ama görüntüsel olarak ya biz buyuz. Hani bunun dışında da çok fazla değişim olacağını zannetmiyorum fiziksel olarak. Ya da bir mankenvari bir tarafımız yok ama müziğimizle anılmayı çok isteriz tabii ki. Zaten de 84 bence öyle anılıyor, evet. Müziğiyle anılıyor. Çok fazla müzik yarışmaları var. Buradan size jüri teklifi gelseydi düşünceniz ne olurdu? Tuna'yı düşünüyoruz aslında, öyle bir şey gelse jüri olarak göndermek. Tuna ciddi ya, şaka yapmıyorum, hani bu piyasayı da iyi bilen bir insan, sektörden anlayan bir insan. Herhalde Tuna yapardı. Peki o zaman hemen Tuna'ya yöneleyim ben. Jüriler çok sert eleştirilerde bulunuyor. Ya zaten şey ya çok da geldi aslında. Üniversitelerden çok geliyor, şeylerden çok geliyor. O işin birazcık böyle televizyondaki kısmı biraz daha kurgusal bir kısım olduğu için ben herhalde yapamazdım diye tahmin ediyorum. Çünkü şimdi yalan söyleyemem kalkıp. Bazı şeyleri yapmak gerekiyor belki. Benim ağzım bir de durmaz, abuk subuk şeyler söylerim kesin. Yani kötü anlamda değil, iyi anlamda da olsa herhalde bir takım şeyler olabilir. Bilmiyorum ama yani jüri olarak tayin edilen insanların medyatiklikten veya da şeyden ziyade tabii alanında daha yetkin olan, yani şarkıcılıksa şarkıcılık, müzisyenlikse müzisyenlik, bestecilikse bestecilik alanında, yani her kendi alanında gerçi onlar da reyting getirmiyor, o da haklılar. Ne bileyim, acayip bir iş o iş ya. Peki geldi dedin az önce. Çok geliyor, sürekli geliyor. Bu geçen hafta da geldi mesela. Hangi yarışmalardan? Yayınlar? Yok böyle, hayır. Yani bizimki daha çok, şimdi sonuçta ben işin mutfağında daha fazla yer alıyorum. Prodüktörlük yapıyorum, aranjörlük yapıyorum, bestecilik yapıyorum. Yani işin müzikal kısmında dijital dağıtımcılık yapıyorum. Türkiye'de dijital albüm satışları gerçekleştiriyorum. Bütün dünyaya. Öyle düşündüğünüz zaman hani bu kaçınılmaz bir durum zaten, hani ister istemez işin piyasasının içerisinde çok fazla olduğunuz için bir şekilde bilirkişi olarak hani bir takım yerlere konulmak istiyorsunuz, çağrılıyorsunuz ama yani zor bir şey, kötü bir şeye kalkıp kötü demek de çok zor çünkü neye göre kötü, kime göre kötü bilemezsin. Evet, iyi bir şeye iyi demek zor, iyi nedir ki?
Yani peki oradan çıkan çok fazla isimler oldu. Sizce onlar kalıcı mıdır? Hani başarılı olanlar var, başarısız olanlar. Evet, yarışmalardan bahsediyoruz. İşte örnekler de var, görüyoruz. Albüm çıkartıyorlar, single çıkartıyorlar. Sonuç ne oluyor? İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Tabii bu tartışılıyor. Yani o dönem evet çıkıyor, parlıyor. Bazıları sönüyor ama bazıları devam ediyor. Sizce o tür yarışmalardan çıkan kişiler uzun yıllar müzik yapabilir mi? Ya bunun yurt dışında örnekleri var tabii. Bir sürü insan şu anda çok ünlü olan insanlar o yarışmalardan çıkma aslında. Hani Justin, Britney Spears, ne bileyim Lady Gaga. Öyle mi? Tabii tabii. Ya çocukluktan beri o tür yarışmalardan. Yani tabii X Factor ya da isim verme o yarışmalardan değil ama bir takım yarışmalarda birinci olmuş insanlar bunlar. Bu bir aslında yatırım. Tabii onlar bir yatırım destekleri var işte. Arkasında bir sürü insan çalışıyor. Türkiye'de de olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Sonuçta başka bir yerde olsa Türkiye'de de olabilir ama genelde dediğiniz gibi bir şey parlıyor ve sonra sönüyor. Bu bir süreç aslında. Bu herkes için geçerli. Bizim için de geçerli. Biz aslında Ölüm Hasretinden sonra parlayıp sönebilirdik. Bir düşüş oldu ama şu anda istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu bir süreç. Yani biraz rehavete kapılmamak gerekiyor. Başarılı bir şekilde gitmek gerekiyor galiba. Okan'dan soruyu alalım mı? İmzalı iki tane yeni çıkmış olan 84'ün Faili Meçhul single'ını kazanacak olan soru şu olacak. İkinci albüm ve üçüncü albümümüzün arasında fiziki olarak basılmamış bir single'ımız daha vardı. Bu parçanın adını soruyoruz. Duydunuz arkadaşlar. Twitter ve Facebook'ta TMB TV olarak hemen bizi takibe alın. Zaten arkadaşlar şu an Facebook ve Twitter'da da soruyu yayınladılar. Doğru cevaplayan ilk iki kişi imzalı olarak Faili Meçhul Maxi Single'ını kazanacaklar. Yakın bir zamanda bir İstanbul'da projeniz var, konseriniz var. Onu da alabilir miyiz tarihini? 3 Mayıs'ta Garaj İstanbul'dayız. Gelmek isteyen herkesi bekleriz. Özellikle sizleri de bekleriz. Mutlaka zaten davetiyeler getirdik sanırım sizlere. Güzel bir gece olacak. Uzun zamandır İstanbul'da çalmıyoruz çünkü hep yurt dışındaydık genel olarak. Güzel bir gece olacağı benziyor. Keyifli olacak. Mutlaka herkesi bekleriz. O zaman TMB TV izleyicilerini de aktaralım. 3 Mayıs'ta Garaj İstanbul'da 84 grubunu izleyebilirsiniz hanımlar beyler. Çok sağ olun arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Ağzına sağlık. Max Single size bol şans getirsin. Amin inşallah. Ama güzel bir albüm bekliyoruz. Hem TMB TV ve hem de radyo müzik ekibi olarak sizden. Biraz daha beklersiniz. Çok beklersiniz. Niye öyle dedim? Yapmayacağız gibi. Bırakıyoruz. Müziği bırakıyoruz biz. Sansasyonel bir haberle kapatalım. Boşuna korkmuştum bu kadar. Yine Maxi Single mı? Single mı gelecek? Yok. Aslında istiyoruz ama biraz bunu görmek istiyoruz neler olacağını. O zaman birkaç yıl daha galiba sürece bağlı aslında. Çok yani. O kadar yıllar beklemeyiz. Çünkü şey var, maddi olarak da şimdi düşündüğümüzde 10 tane şarkıya 20 lira verip de işte insanlar içinden sevdikleri 2-3 tane şarkıyı dinlemek istemeyebiliyorlar. Şu an için çünkü biz çok büyük bir aileyiz. Yani burada sadece 4 kişilik bir 84 yok. Burada management'ı var, prodüksiyon şirketi var, işte ses sistemi şirketi var bilmem ne. Biz 20-25 kişiyiz. Ve bunun herkesin aileleri bundan ekmek yiyor. Herkes bundan para kazanıyor. Bu yüzden aslında hepimiz sektörel açıdan birbirimizi düşünmek zorundayız. Bu noktada belki 2 tane 3 tane şarkı yapıp dijital platformda işte hani 10 şarkılık bir CD'yi 15 bin 20 bin tane hasbelkader satmaktansa sevdikleri bir şarkı ya da 3 şarkıyı 89 kuruşa çok rahat bir şekilde akıllı telefonlarından, bilgisayardan almak isteyenler tabii ki alabilirler. 1-1,5 milyon tane satışlar gördük biz zamanında. Hani bir tane şarkı alırlarsa hem sektörel açıdan daha faydalı bir durum, hem bizim yatırım yapabilmemiz bu işlere, video çekebilmemiz, konserlere yatırım yapabilmemiz için daha iyi bir durum, daha faydalı bir durum. O yüzden aslında belki tek şarkı ilerleyebiliriz, devam edebiliriz. Yani dünyada çok. Peki bundan var. Sonra hangi şarkı yapıp gelecek? Ben fikrimi söyleyebilirim. Oradaki sıradan. Söyle. Faili Meçhul. Evet. Aynen oradaki sıraya göre zaten. Süper. Bence ilk bence bu şarkıya gelmeliydi. Ben ilk dinlediğimde Maxi Single'da dedim ki 2 numara 10 numara. Evet. Gerçekten çok keyif aldım şarkıyı dinlemek. Faili Meçhul'e ilk çok. Evet ilk başta öyle. Ama orada asıl sürpriz at 3 numara. Hangi? O çok büyük sürpriz yapacak büyük ihtimalle. Harika. O zaman sizin güzel projelerinizle bekliyoruz. Faili Meçhul şarkısı da ikinci video klip olarak geleceğini izleyicilerimize aktaralım.
Sağ olun arkadaşlar. Ayaklarına da sağlık bir kez daha. Haftaya çarşamba yine 19'da farklı konuklarla TMB TV ekranlarında ikisi bir arada programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.